Merhaba dostlarım, ben Serdar ve Osman'ın maceralarına Fallout 4'e baştan hoş geldiniz. Yine güzel bir sabah, en azından sabah olmasını dilediğim bir vakitten sizlere sesleniyorum. Çünkü kesinlikle sabah değil şu an ama benim için günün ilk ışıkları diyebiliriz. Nasılsınız? Nasıl gidiyor hayat? Anlatın bakalım, neler yapıyorsunuz, neler oynuyorsunuz? Osmanlı'da da çoktan beri bir şeyler yapmıyorduk. Ha, aynen, hadi gidip kötü adam bulalım. Bizden başka. Evet, geçen bölümde küçük bir araştırma yapmıştık. Kötü bir yer hakkında. Güzel oldu. Ama amacımıza ulaştık çünkü Osman her zamankinden daha karizmatik. Nasıl mümkün bilmiyorum ama her zamankinden daha karizmatik. Aa, yine buraya geçeceğiz. Yine bu lanet yeri geçeceğiz. Şuradan geçelim abi. Şuradaki köprüden geçemiyoruz, oradaki köprüden. Çünkü oradaki köprü okey. Tamam, yine suyun altından gideceğiz. Hadi bakayım, o güzel atmosferden gideceğiz. Güzel yerden gideceğiz yine. Bu arada videolarda hop'ları yine tabii her zaman düzeltmeye çalışıyorum ama videoda takılmalar oluyorsa, internet kaynaklı değil de böyle video oynarken takılmalar oluyorsa, çok problem oluyorsa lütfen bana söyleyin. O sorunu çözmeye öncelik veririm. Ben de uğraşlarım da. Evet. Özlemişim Osman ya. Özlemişim Fallout 4 ya. Ya açıkçası bu seriyi yapmak çok hoşuma gidiyor ve bunun birçok sebebi var. Bu sebeplerden biri de ben bu arada silah değiştireyim. Üf, sen kötü bir silahtın ya. Sen de kötü bir silahtın ya. Bizim kesinlikle yeni silahlara ihtiyacımız var. Yani 10 milimetrelik dışında, ki o da çok iyi bir durumda değil şu an. İyi silahımız yok. Bir de bu var, evet. Bu da ayakları hallediyor. Ne diyecektim? Ha, evet. Bu seriyi yaparken şeyi de çok net fark ediyorum. Fallout 4'de gerçekten çok haksızlık yapılmış ya. Yani bazı noktalarda gerçekten çok haksız yere eleştirilmiş. Burada başka bir kötü canavarlar var mı peşimizden gelmek isteyen? Hı? Mahşer sonrası... evet var. Hey hey. Ho! Ho 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 ho! Hey hey be! İki tane Deathclaw var. İki ölümcül perçe ayrı ayrı duruyor. Preston gel. Gel yavrum benim, gel. Gel dostum benim. Gel benim biricik yoldaşım, gel. Orada iki tane Deathclaw var. Onlar bizi yer. Yer, bayağı yer yani. Biz ölmeden yeniliriz, anladın mı? Ölmeden bizi yerler, bitirir onlar. O yüzden... Gel biz başka canavarlarla kapışalım. Onlar onlar bizim seviyemizin üstünde. Şu an için. Onlar bizim şu an için seviyemizin üstünde. Gün gelecek. Ahbaplarım, o gün gelecek, tamam mı? O günün geleceğini hepimiz biliyoruz. Osman'ın bütün bu mahşer sonrası, bütün bu mahşere, bütün bu kıyamete kafa tutturacağı, hiç tereddüt etmeden, hiç takılmadan, düşmeden, anladın mı? Bütün gücüyle kafa tutacağı o günün, o kutlu günün geleceğini biliyoruz. Ve o gün çok yakın. Gerçekten çok yakın. Daha doğrusu şöyle diyeyim. Her gün birazcık daha fazla yaklaşıyor. Belki biraz fazla uzakta olabilir. Belki de uzakta değildir. Belki de gerçekten çok yakındır. Ama her gün biraz daha fazla yaklaşıyor. Orası neresi? Oraya nereye gidiyor? Mold'un merkezi. Aa, evet, burayı biliyorum. Mütabakat. Mütabakata bir ara gideceğiz. Aslında... Gitsem mi ya? Git. Bir uğrasam mı acaba mütabakat, ama arayı o kadar şey yapmak istemiyorum. Neyse, biz bir geri dönelim. Ben bir şeye gideceğim çünkü. County Kesişen Yollar tarlası var. Bizden şuradaki bölgeyi bir temizlememizi istediler. Hazır şu güç zırhı da üzerimdeyken Osman'ı o taraflara bir götüreyim. Preston, Preston buraya gel, Preston. He, çömel Preston. Oraya çömel ama, buraya değil, oraya çömel. Ne yaptığının farkına varmış gibi böyle koşa koşa geliyor ya. Ha, kahvemden de bir yudumlayayım sıcak sıcak. Evet, bu sefer kahvaltımı yaptıktan sonra videoya başladım. Sizlerin de, siz değerli ahbaplarımın da istediği gibi. Ama burada ölü birisi var lan, sen kimsin? Tüccar. Radyo acil durum sinyalini ta edemem abi. O herifler beni öldürür. Burada süper mutantlar var. Daha doğru düzgün kapışamıyoruz. Ama şişe kapağını alırım arkadaşlar. Şişe kapağı her zaman bizim için paradır yani, iyidir. Yani
Anladınız mı? Şaka sesi bu. Para sesi bu. Mısır'ı alayım ya. Gerek yok. 308 kalibri alırım. Diğerlerine çok gerek yok gibi. Neyse biraz para aldık. Bu da öldürdüğümüz. Bu efsaneviydi değil mi? Efsanevi miydi? Evet efsaneviydi. Mylorg etini satsam mı ya? Alıp satsam mı? Yok. Çok abi çok ağırım ben. Ben şu an sınırdayım lan ben. Ya radyo acil durum çağrısını takip etmeyeyim ben. İyi olmaz bizim için. Aa evet burada şey vardı hatırlıyorum. Tamam dur. Buradaki yere gidebiliriz. Buradaki herkesi öldürdüm ben bir kere değil mi? Güzel. Buradaki aa sentry bot umarım geri gelmemiştir. Bekçi bot. Ulan bekçi bot ne kadar güzel bir isim ya. Aa yok ölüyor hala orada duruyor. Ya bunu bayağı kolay öldürmüştük bile değil mi? Osman tak diye vurmuştu ölmüştü. Bayağı 3-4 vuruşta falan gitmişti bu. Çok şaşırtıcıydı aslında. Çünkü beklemiyordum bu kadar kolay gitmesine. E girelim bakalım. Ulusal güvenlik cephanesi. Hadi bakayım Preston gel. Bilsin mi bana şey yapıyor? Yok. Buraya neden giriyoruz? Buraya okey. Ghoul'lar, hortlaklar ölü. Buraya giriyoruz çünkü içeride bir silah masası var. Silah masasından üzerimize taşıdığımız bütün silahları. Aa güvercin geldi pencereye. Oha ne kadar kocaman bir güvercin bu. Çok kocaman. Resmini çekecektim kaçtı neyse. T51 gövde. Preston senin acaba... Hey, gövden... Sen T51'sin değil mi? T51 kullanıyorsun Preston. Kullan bakayım. Bir şey yapmıyorum ya parçalayacağım bunları. 10 milimetrelik tabanca. Parçala. Aa vida geliyor. Güzel tamam. Basit şeylerden de vida geliyor. Boru nişancı tüfeği. Gerek yok ya sana özür dilerim. Vida geliyor. Harika lan. Boru otomatik tabanca. Aa süper vida geliyor. Ben çok mutlu oldum şu an. Dondurucu av tüfeği. Tamam yok bunları şey yapmıyoruz. Kısa boru tüfek. O çok iyi. Vida geliyor. O gelen vidalara bak. Harika ya. Oh. Oh wow. Abi vidalara bak. Süper. Lazer tabanca. Ne kadar fazla vida geldi öyle ya. Şu an herhalde... Aa hala ağırım. Neden öyle ya? Evet en son karizmamızı yükseltmiştik. Osman olabildiğince karizmatik bir insandı ve... şimdi o karizmayı kullanacağız. Ya hemen şimdi değil de büyük ihtimalle bu bölümde o karizmayı kullanabilecek hale geleceğiz. Gelecek bölümde de kullanacağız veya belki bu bölümün sonunda. Bilemeyiz. Abi bir şey diyeceğim benim gövdem ne kadar şey. Hafif sen Mad Max'e benzedin ha. Sol tarafın yok sağ tarafında... Zırh var falan. Demirden Max'e benzedin. Demir Max. Çok özlemişim Fallout 4 ya. Bu arada Fallout 4'e yapılan hani şeyi de belirteyim bu konudaki görüşüm. Fallout 4'e yapılan eleştiriler de yani yapıldığı zaman çok da haksız değildi ama işte şu an bakıldığı zaman oyun süper abi anladın mı? Müthiş yani. Şey sıkıntısı var işte bir tek. Onu bakınca ulan çok yanlış yaptınız diyebiliyorum. Diyalog. Devasa bir hata, müthiş bir hata. Kesinlikle olmaması gereken bir hata. Ben şeyi destekliyorum böyle oyunlarda yeni bir şeyler denenmesini çok destekliyorum. Serinin sonraki oyunu olsa bile yol izlenmesini ama diyaloglar müthiş bir hataydı ya. Okey Preston sen ne kadar hafifsin acaba? Sen hafifsindir ya. Sendeki bütün şeyleri aldım ben. Lan salak bunu sağ bacağı... Lan oğlum. Bunu giysene lan sağ bacağın. Aa sıfır ben bunu düzeltmemişim ya neyse. Sağ bacağı da olacak bu herifin. Neyse buluruz bir yerde. Ben sana dur üzerindeki şeyleri vereyim Preston. Dur. Preston kaçma. Bende ne var şimdi? Silahlar. Aynen sana bütün bombaları, parça tesirli bombaları veriyorum abi. Şok mayını vermeyeceğim. Çünkü ne yapacağını bilmiyorum. Asker kepini al, asker üniformayı al. Bunu da al. Gemi kaptanı şapkasını alma. Dur lan ben. Bir şey vermedim ama yok. Bu kalsın. Bunu al. İki tane kardeşlik üniforması al. Bunu da al.
Bunu alma. Bunu giyebilirsin çünkü giyeceğinden korkuyorum. Giyme. Ya dur lan, giymezsin. Senin şeyin var zaten. Al bakayım bunları. Köpek tasması, bunları falan. Postacı şapkası, resmi şapka. Bunu alma. Bunu ben giyeceğim. Sarı yağmurluğu al. T51 gövde. Bunu da al bakayım. E ben bayağı şey oldum zaten şu an. Allah'ım, al bunların hepsini. Hadi bakayım. Hepsini sana yıkıyorum. Bir şey demezsin. İyi insansın sen. İyi çocuksun. İyi insansın da evet. Mesela bu da artık bir kullanım. İyi insansın da artık bir kullanım. Çünkü insan olmayan bir sürü şey de var. Şimdi. Bilgi. Görevler. Hadi bakayım. Zeller'i öldür. Sağ kalan kervancıları kullan. Aa, bu da bir şeydi değil mi? Neredeydi bu? Oğlum, bu da çok uzakta değilmiş ha. Yok, ilk önce buraya gidelim, ondan sonra Country Crossing'e geri döneriz. Christian yollara geri döneriz daha doğrusu. O zaman bunu şimdi yapmayacağız. Sizleri öldür falan filan. Nerede? Özgürlüğe giden yol. Değil, değil. Ha. Şu şerefsizleri önce bir aradan çıkaralım. Tamam, bu buradaki şu şerefsiz yağmacıları, haydutları, bunlara bir medeniyeti getireceğiz önce. Bunlara göstereceğiz. Bakın kardeşim, bu demokrasi, bu ticaret. Böyle şeylerimiz var. Size de bunlardan getiriyoruz diyeceğiz. Ama benim silahım yok elimde. Bir tek şu var. Ne? Dur lan. Benim. Ne? Aa, benim gövdem yok. Ben gövdeyi Preston'a verdim. Aa, böyle saçma sapan şey mi olur ya? Gel Preston. Look alive. Sure. Here's my supply. Şey, geri ver Preston. Dur. Gizli gizli gideceğiz ha arkadaşlar. Biraz sonra güç zırhıyla gizli gizli ilerleyeceğiz. Ben ilk önce biraz şu tabancayı kullanmak istiyorum. Mermilerini tüketelim, ondan sonra geçeriz diğerlerine. Hakikaten gizli gizli gidiyorum ya. İki tane metal kütlesi. Gizli gizli ilerliyor. Lan lan. Yok yok, öyle bir şey yok, öyle bir şey yok, öyle bir şey yok. Bizi görmüyorsun sen. Nefret ediyorum bu spotlightlardan, ışıklardan. Buradan da geçemiyorum sana. Tamam hadi çekil sen. Sen gittin, sen bittin. Sen yoksun artık. Çünkü sen şu an hakikaten yoksun. Burayı baştan yapacağız. Preston, merak etme. Nereden bunlar? Of, çok fazlalar. Preston, biraz sonra öleceğiz, haberin olsun. Oha! Oğlum, bu tabanca müthiş lan! Güç zırhı içindeki insan, ne yaptım? Yağmacıya bak! Güç zırhı müç zırhı çok fark etmedi. Elinde sonunda. Tamam, bunu artık bırakabiliriz. Lan! Aa, efsanevi yağmacı. Dur. Hah. Sarım dizini kırdım. Dur. Dur dur. Aman aman, Preston uzak dur. Dur, efsanevi yağmacıyı öldüreceğiz. Gel bakayım sen buraya. Benim bombam yok mu ya? Benim bombalarım nerede? Nerede benim molotoflarım? Ah. Aa bak, gerçekten dizini kırmışız ha. Oh. Oh. Oh, nasıl öldünüz? Oh! Al sen... Aa, sana veremedik bir tane daha. Aa, Preston bombaları yağdırıyor. Ya Preston, o araba patlarsa ölürüz biliyorsun değil mi? Bakalım burada... Yok, bu şey değilmiş ya. Tamam dur, nerede şey? Sen misin efsanevi? Hah! Acımasız lazer tüfek. Kritik vuruşta aksiyon puanınızı doldurur. Wow, bu iyiymiş. Ne yazık ki ben kullanmayacağım çünkü lazer tüfek, ama yani yine... Aa, kitap iade edeceğiz onu. Güzel. Neyse. Hocam. Sizin hayatınızı sonlandırmaya geldik. Kutlu bir amaç için buradayız. Kısa boru tüfeğinizi de alıyorum çünkü bayağı bir vida getiriyor. Üf. Neredesin lan?
Preston'a bomba vereceksiniz abi. Lan. Abi Preston sen ne kadar tehlikeli bir insansın ya. Hocam selam, sen size nereden giriyoruz? Lan lan. Vur 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 vur, öldürüyor bizi herif. Bir daha. Hah, oh lan. Okey, kaybettim. Dur 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 dur, öldürme beni, öldürme beni. Zırhı da yeni tamir ettim lütfen. Ölmüyor mu şerefsiz ya? Ya yıldız ışığı silmasını ben neden koruyorum kardeşim? Ben siz o kadar şey yaptım ya. Dur neyse, halledeceğiz. Bir şekilde halledeceğiz abi. Bir şekilde hepsini halledeceğiz. Ben buradan bir steampunk çakıyorum. Steampunklarım ne kadar ki benim? Nerede lan? Ha, 36 tane. Tamam, fena değil. Daha yukarıda var ha. Şerefsiz seni. Lan! Neyse. Preston herkese bomba atıp durma oğlum. Bize de sıçrıyor. Ya bu adamlar birkaç şey taşıyor ha. Üzerlerine hep böyle iki silah çıkıyor, üç silah çıkıyor. Bunlar da bizden. Ya bizden değildi işte, anladınız. Bizim kafayı benimsemiş. Herkes öldü mü Preston, yoksa... Ben 10 milimetrelik mermi de aldım. İyi, çok iyi. Ama biz daha aşağıya da gideceğiz. Orada bir tane daha şey çıkar bizim karşımıza. Kitap iade jetonları çıkıyor her yerde karşımıza. Sanırım burada kullanacağız. Yok, nerede kullanacağız? Bir yerde kullanıyorduk bunları, burada. Kitap iade bölümü vardı. Ha sen, kitap dönüşüm terminali. Ne varmış burada? Tamam. Günü geçmiş kitapları dönüştür bakalım. Evet, hepsini buraya getirmek istiyorum. Kütüphaneyi süper mutantlardan temizleme. Tamam. Jeton harcamak istiyorum. Bakalım ne kadar şey yapacağız. Parça tesirli bomba, piyade bıçağı, jet, 10 milimetrelik sarımı, füzyon çekirdeği, steampunk. Yok abi, teşekkürler. 37 jeton iyiymiş ha. Daha fazla toplarım ben buradan çünkü... Şeyler olacak yani, başka şeyler olacak. Nuka kirazı alayım. Burası sanırım böyle küçük bir panayır gibi bir yermiş. Eğlence alanı. Kordon boyu falan böyle. Güzel, fena değil yani. Hoş bir şey. Ay, burayı hatırlıyorum, neyse. Burası tehlikeli diyor. Onun için biraz geç oldu sanki ama. Selam. Merhaba. Senin dizin daha kırılmadı mı ya? Gelsene, gel 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 gel. Bak şu, bakın bu güzel bir özellik ha. Neden olmadı lan? Aa, normalde kum torbalarını falan kırabiliyordur. Neyse, gel bakayım sen buraya. Tamam, ben bunu çok harcamayacağım. Ölür müsün? Bir acil durum sinyalini bana söylemeyi keser misin artık? Çok teşekkürler oyun. Preston hadi iyisin. Sana yine parça tesirli bomba çıktı bir sürü. Preston çok seviyor parça tesirli bombaları. Oğlum, o adam, ben bu adam kadar bomba atan bir şey görmedim ya oyunda. Başka bir karakter daha görmedim. Ve yani bu oyunda o kadar yağmacıyla, raiderla, deliyle, süper mutantla baş başayız, haberiniz olsun. Ve onu da şeye katın. Selam. My Lurk. Başka bir şey yok değil mi? Sen neredesin ya? O burada füzyon çekirdeği. Füzyon çekirdeği mi? Oha! 3 tane füzyon çekirdeği aldık. Ne duruyordu bunlar burada? Ne? Bug oldu herhalde az önce. Hey, selam dostum. Sizin bug'ınızı düzeltmeye geldik. Walter'lar ne olduğunu duydun mu? Ben duymadım. Anlat. Anlatsana. Ya hayır, anlat. Walter'lar ne olduğunu anlat bana, pislik herif. Ben Walter'ların ne olduğunu duymak istiyorum. Neredesin?
Bana Wolfsburg'ların ne olduğunu anlatın yoksa öldürürüm sizi. Valla kardeşim şarjörü bitene kadar vaktim vardı. Anlatsaydın bırakacaktım hakikaten. Ben sarım çok ağırlaştım buradan. Mini nükleer bomba. Damn. Çok zor. Aa, bunu açamıyorum. Ben daha level atlamadım. Okey. Ben bir şunu çakayım. Ben ağırlaştım iyice. Okey. Aa. Bu kadar mı lan? Steampack bana çok az şey veriyor. Bu arada hala görevimizi tamamlamadık. Görevi tamamlamak için şuraya gitmemiz lazım ama sanırım kitap iade jetonlarımız falan bayağı oldu. Üf çok ağırım. Preston! Gel bakalım benim yük eşeğim. Sana biraz sonra şey vereceğiz. Gel. Sana bir sürü silah vereceğim. Hadi dur sana bir sürü... en sevdiğin şeyi vereceğim biraz sonra Preston. Çok sevineceksin. Ulan sana başka şeyler de mi versem? Bir sürü başka bomba da mı versem ya? Sen çok bomba kullanıyorsun ha. Bombalarını bitirdin mi lan yoksa? Evet evet benim verdiğim bütün bombaları kullanıyor şerefsiz ha. Salak. Acımasız lazer tüfek. Üf. Abi bu oyunun bu arada seslerinin de harika olduğunu söylemek istiyorum ya. Harika abi ya ses tasarımı falan müthiş ya. Abi şuna bak ne kadar... Ya bu oyunda yoldaşıma tamam mı yanında gelen adama sırf ses için şey item verebilirim yani. O kadar tatmin edici bir ses var ki tamam gitmeyeceğim radyo acil durum sinyalini takip etmeyeceğim yani. Keşke bu radyo acil durum sinyallerini de şey yapmasalar yani görev olarak koymasalar. Evet şey bu oyuna gelen haksız eleştirilerden biri de bence bu. Çok şey olduğu söyleniyor. İşte oyundaki içeriğin az olduğu, quest sayısının onun bunun az olduğu kesinlikle değil. Fallout'un, hoş bunu daha önce de belirttim ama yani Fallout serisinin en azından Bethesda'nın Fallout serisinin iki farklı quest şeyi var. Bir tanesi marked quest yani haritada. Ay nefret ediyorum sizden. Bomba atma. Aa efsanevi o harika lan efsanevi var. Efsanevi hamam böceğini gördüğüm her yerde öldürürüm abi. Keşke sizden daha fazla çıksa. Ulan. Parlayan vur abi. Oh. Evet yani bir de unmarked olan var. Yani haritada işareti gösterilmeyen. Senin suikastçı metal sarp var. Ama böyle de yapma ya. Neyse satarız. Daha fazla var burada. Değil mi? Parlayan. Nükleer materyal çıksın belki. Evet haritada gösterilen işaretçilerle sizi yönlendiren questler ve işaretçileri sizi yönlendirmeyen questler. İşaretçilerle sizi yönlendirmeyen questler daha çok eski RPG'lerden kalma alışkanlığı şey yapıyor. Yani abi işte burada bir şey var, bir olay var ve onu senin takip etmen gerekiyor artık. Hani senin de o kadar elinden tutmayalım falan kafası. Şimdi bu normalde Skyrim'de de var ama Skyrim'de mesela bir mekana giriyorsunuz ve şey diyor. Aa bak diyor ne kadar ilginç bir tabut. Belki onu açmak isteyebilirsin veya aa diyor bak burada bir güç var gibi. Belki bu gücü ortaya çıkarmak isteyebilirsin falan filan diyor. Ve buna işaret koyuyor. Yani aslında Skyrim'de olacak olan unmarked questler ki yine var. Marked quest'te yani işaretlenmiş görevlere ne kadar lanet böcek var burada ya. Radyoaktif kan nükleer malzeme. Yani işaretsiz görevler işaretli görevler dönüşüyor. Lan! Oğlum! Tövbe tövbe. Bu ne abi? Ödülümü isterim ha ben bu kadar böceklere avrak soy alırım. Ne var ne vardı yani burada? Pompalı kovanı. Bari 10 milimetrelik verseydiniz. That's it.
Neyse, Fallout 4'te de var bu unmarked questler. Normalde Skyrim'de işaretlenmiş olan ama Fallout burada işaretlenmemiş olanlar. Ve burada çok var. Ama işaretlenmemiş olduğu için ve millet genelde abicim, babacım, anacım gel elimden tut beni, gitmem gereken her yere götür dediği için günümüz oyuncuları bu biraz görmezden geliniyor ve çok sinir bozucu. Çünkü çok iyi yani. Şu an kaçıncı bölümdeyiz? 11. bölümdeyiz sanırım ve 12. bölümdeyiz. Ki kesinlikle bu arada yarısına bile yaklaşmadık. Çeyreğine bile yaklaşmadık abi. Hatta şöyle söyleyeyim. İlk sezonu ancak yarıladık şu an. Tamam mı? Ki bu yani bir sezon, iki sezon, üç sezon olmayacak bu seri. Böyle bir seri bu. Çünkü bu oyun böyle bir oyun. Şu ana kadar gördüğümüz şeyler hali hazırda çok iyi ama ya kesinlikle boş bir oyun değil bu ya. Ben o yüzden çok haksız bir eleştiri olarak görüyorum onu. Çok böyle alelacele yapılmış, belli ön yargılar yapılmış bir eleştiri. Preston çok sevineceksin bu habere. Gel. Ne oluyor lan? Oy. Tuzak kurmuşlar oraya şerefsizler. Preston mine ister misin? Mine almasan Preston. Mine'ları biz başkalarına satarız. Mine'ları satmak için kullanacağım. Burada neler var bakalım. Buraya gelmiş miydim ben? Hayır. Ya bu oyun bizi tuvaletlerin içine baktırıyor. Bu patlamayacak değil mi? Okey. Boss. Oh. Tansiyon aleti diyor. O tuzak da orada. Bomba vardı büyük ihtimalle. Jetleri alırım. De keş olup çıkacak Osman ama neyse. Osman'dan keş olmaz arkadaşlar. Osman keş değildir. Ha, dağıtıcı lazer tüfek. Böyle bir tuzak varmış burada. Bomba değil ama. Abi neden tuvaletlere bomba koyuyorsun ya? Benim gibi salaklar gelmek ister buraya ancak. Patlayıcı kutusu. Bak patlayıcı kutusunu diffuse etseymişiz. Güzel şeyler alabilirmişiz. Lan! Ya Allah kahretsin siz ya. Oğlum bak burada bir şekilde şunu şey yapsam aslında... Lan! Okey. Olmuyor. E zorlamayalım. Abi şuna bak, bir mekana girdim ve silahın cephanesi yine bayağı doldu. Ya az önce güç sırrı içindeki birini paramparça ettik ya. Üç el atış ettim böyle, üç parçası da yok oldu ya. Kim var lan burada? Leş yağmacı. Öldü bak. 4 kurşun mu sıktım, 5 kurşun mu sıktım, öldü. Burası ne? Yok, robotlara gerek yok ya. Burada ne var abi? Atılıyor lan buraya, burada da bir şeyler var ama. Var mı burada da birileri? Başka yok. Buradan kolay kolay hallederdik. Olsaydı. Neyse şu an çok gizliye gerek yok gibi. Lan siz nasıl... Dur dur. Evet öldürdüm onu. Boru anahtarını aldım ya, dur boru anahtarını gerek yok. O şeyde boru silah sandım. Biri saldıracak ha. Haydutlar dur. Aa Preston bak yine senin çok seveceğin bir şey. Bakın bak bu haydutlarda da o kadar bomba var ama bu oyunda en fazla bombayı Preston atıyor. En bomba herif bu. Bu oyundaki en bomba herif Preston. Yani Fallout 4 abi bu, anladın mı? Birisinin oyundaki en fazla bomba atan birisi olması çok fazla şey ifade ediyor. Bu ne? Uf, çok iyi yani. Okey. Çok iyi. Bilardo topu koymuşlar. Bu ne? Ne oluyor lan? Aa, orayı gördüler. Okay. That's cool. Hocam ben buradan sizi böyle vururum. Siz orada çok şey değil gibisiniz.
Aman! Al lan! Olmadı. Ah! Ölün şerefsizler. Ya salak yine bomba atıyor. Oğlum o kadar bomba atma lan. Dur ben bu silahı yine fazla harcıyorum. Gereksiz harcıyorum. Ben buraya girmek istiyorum aslında. Sen nasıl hala hayattasın ya? Bak yine salak salak bomba atacak buna. Hah oh be. Oğlum canları bu kadar azken bomba atma lan. Ben iki kişi var diye bomba attım hani. Çıktığın anda öldün mü? Yanlış anlamışsınız siz olayı. Siz öldünüz. Ben çıktığım anda siz öldünüz. Dua edin çıkmayayım. Kelime kaldırıldı. Çok iyi. Nerede ya? Parantez arıyorum yine. Kelime kaldırıldı. Harika. Denemeler resetlenmesin oğlum. Kelime kaldırılsın. Denemem yok ki daha. Bu hackteki küçük bir sorun da bu işte yani. Kelime kaldırmakla denemelerin resetlenmesi şey denemeleri en azından şey olması aynı. Ama neyse. Instant. Shunned. Needed. Plagued. Okay. Sonra T'ler ve ED'ler var. Sanırım. Şöyle bir baktığım zaman. Evet. Olay şu, genelde çok diğer kelimelerle ortak harfleri olan kelimelere bakıyorsunuz ve onları deniyorsunuz. Böylece yanılırsanız elinizde en fazla ipucu oluyor yani. Ya doğru çıkacak ya yanılacaksınız. Yanılırsanız ise elinizde çok fazla ipucu olacak. Doğru kelime bulmak için. Oo Preston, bayılacaksınız bu olaya sen. Al bakayım, patlat etrafı. Nasıl lan? Mayın mı çıktı? Neden böyle çıktı ki? Parça testiyle bomba almadım mı çok? Neyse. En azından elimizde daha fazla cephane olacak birazdan. Ya kardeşim, ortaya çıkacağım ve pişman olacaksın böyle dediğine. Oldu mu yani? Bu muydu? Bu muydu? Böyle bir şey mi istiyorduk acaba? Okay. Lan salak benim yanıma attın bombayı. Al hocam. Harika. Bu sefer şu trenden çıkabildiğimize göre şey yapabiliyoruz hakikaten ya. Ölsene lan, neredesin? Hah. Tek o mu kaldı orada? Dur. Dur. Ha yok, burada birisi daha var. Selam, savurgan. Yağmacı gel. Oo, sen bu tutmuyorsun ki. Ha, seni böyle yavaş yavaş alıyorum ben. İyi aldım seni yavaş yavaş. Orada Cinder diye birisi var. Üzerinde kafatası var. Ben de korsanım diyor. Ben Hayrut'um diyor. Tamam dur. Halledeceğiz seni. Seni ilk önce şöyle bir alalım. Ya o da bana atıyor bak ha. Okey bu gerçekten tehlikeliymiş. Yalnız şey bitmiyor. Altı mermi. Al lan altı mermiyi de al. Al. Okey başka mermim kalmadı. Preston. Yere mi düştün sen? Hayır. Lan buraya gelsene salak. O da bana atıyor.
Öleceksin kardeşim, öleceksin. Zamanın geldi, hepiniz öleceksiniz. Yine bomba attı. Bu benim salaklığımda. Başka bir silahım yok mu benim ya? Ha, bu var. Bunu da vuramıyorum ki. Hiç vuramıyorum. Ay! Aa, bomba bomba bomba, ölmeyeyim ölmeyeyim ölmeyeyim. Of of. Ay, ne belalı bir kavgaydı o ya. Ulan umarım değerli şeyler vardır burada ha. Bu mu abi ya? Neyse. Ulan Preston. Hey. Okay. Sana dur bombalarını verdim. Al. Ay neyse, burayı en sonunda temizlediğimize göre yavaş yavaş artık şeylere dönebiliriz. Delilik lan, bütün bu olay delilik ha. Neyse artık kesişen yollar tarlasına falan dönebiliriz ya, olaya bak. Save alıyorum ben ya. Neyse en azından şeyi anladık. Silahları kırdığımızda vida geliyor. Yani bol bol vidamız olacak bundan sonra. Bu müthiş müthiş bir haber bu. Hadi Preston, gel buradan dönelim. Çünkü neden olmasın. Şunu kapatayım ya. İleride daha fazla bela olabilir. O yüzden. 9 mermi daha var. Selam. Al, gel. Aa, ya birisi gidiyor, bir yenisi geliyor ya. Hiç vuramadık. Dizine vurabilir miyiz acaba? Demek ki yapmamız gereken bu. Dizlerine nişan almak. Çok fazla ağırlık taşıyorum, evet. Daha şey değiliz ha. Selam. Aa, sana direkt çakırız. Neyse yavaş yavaş ilerleyelim abi. Sıkıntı yok. Yavaş yavaş ilerleyebiliriz. Umarım burada da bir kocaman başka bir grup yoktur da. Var gibi ya. Selam. Canlı mısınız, ölü mü acaba? Biz canlı kabul etmiyoruz grubumuza. Haberiniz olsun. Burada birileri yok gibi. Birileri var ama şey değil. Orada parlayan yeşil bir şey var. İçeride parlayan bir şey mi var yoksa ne o? Allah kahretmesin ya. Ya salak. Tamam, böceğe neden bomba atıyorsun? Abi. İnanılmaz. İnanılmaz. Çorak toprakları pisliklerden temizleme görevini Preston Garvey kadar üstlenen birisini daha görmedim ben ya. Ya bari bir şey olursun ama yani. Ne bileyim. Neresin lan? Ya senin kadar küçük böcek de ne bileyim.
Ya oğlum çok iyi lan. Yağmacıları buraya atmışlar ha. Oha yağmacıları. Cesetleri hep buraya atmışlar. Hamam böceklerinin oldukları yere. Hamam böcekleri yesin diye. Wow olaya bak. Mezarlık anlayışı bu abi. Hamam böcekleri yem olsun. Evet çok fazla ağırlık taşıdığını biliyorum da bari bir şey falan olsaydı ya. Bir silah istasyonu falan olsaydı bir yerde. Belki yukarıda vardır. Portlak sesi duyuyorum. Hoş değil. Ben bir steam pack basacağım. Ve elime çiftemi alacağım çünkü portlaklara karşı sarım iyi gidiyor çiften. Selam. Aman. Ha, işte böyle. Lan salak. Ahmak herif. Kimleri öldürdün? Diğerleri canlı hala. Yok hepsi öldü. Paranormal silah. Dur. Ya senin dizin neden ölmüyor ya? Ya oğlum ben oradayım lan. Neyse öldü. Tam bu shotgun o kadar işe yaramıyor. Ara sıra işe yarıyor herhalde. Bilmiyorum. Yapıştırıcı alırım. 5 milimetrelik mermimiz çok oldu ha. Minigun falan var sanırım bir yerde. Yani minigun falan alırsak bayağı bir mermimiz olacak kullanmak için. Oğlum içeride hortlaklar vardı yani. Ceset bunlar sonuçta. Yürüyen ceset. Sence ne olabilir bu koku? Yes. Burası zincirli zaten orayı açamıyoruz. Ya abi içeride başka ne vardı yani? Bu kadar mı? Ortaklar mı bizim meselemiz? O da anons yapıyor orada. Neyse dur bari seviye atlayalım. Hah evet karizmamız hala hazırda çok iyi bir seviyedeyken tabii ki doğal önder. Çünkü Osman bu toprakların doğal önderi. Yerleşimlerdeki atölyenden artık mağazalar ve iş istasyonları inşa edebilirsin. Evet. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu şu demek. County Crossing kesişen yollar tarlasına geri döndüğümüzde artık kendi silah masalarımızı, zırh masalarımızı, her şeyimizi inşa edebileceğiz. Dönebilirsek tabii. Çünkü şu an çok şeyiz, ağırız. Bazı şeyleri bıraksam mı ya? Ama en yakın şey nerede ki? Şimdi şey yapmak da istemiyorum. Preston'a da bir şey de veremiyorum. Aslında Preston bazı şeyleri temizledi. Belki sana bomba falan verip... Bayağı bomba harcadın çünkü. Herkes o konuda hemfikir. Preston Garvin'in bayağı bir bomba harcadığı konusunda hemfikir. Bunu al abi. Bunları al. Alıyor evet daha fazla alamıyor. Tamam evet. Sıkıntı değil. O zaman şöyle yapalım. Şimdi bence bu silahlar değerlerine göre daha fazla şey veriyor. O yüzden civatalı boru tabanca büyük bir ihtimal çok fazla şey vermiyordur bana. O yüzden bunları şöyle atıyorum. Kısa altı patlar tüfeği tutacağım çünkü onunla biraz oynayacağım. Tabancaya dönüştüreceğim onu. Bitti bu kadar. Hah! Oh! Artık koşa koşa gidebiliyorum. Harika. Aç abi burayı ama... Orada patlayıcı yok muydu? Neyse. Patladı herhalde patlayıcı. Oh be! Bitirdik burayı. Hiç bu kadar uzamasını beklemiyordum ama. Şimdi geldik işin en sevdiğim kısmına. Biz artık Osman önderlerin de en doğal olduğu için, en doğal önder olduğu için burada bir tane ya, şey vardı ya, scavenger vardı. Nereye gitti acaba?
Neyse ben bu buzdolabının kilidini açarım o zaman. Öldü herhalde. Ben mi öldürdüm? Ben öldürmemişimdir onu. Başkası öldürmüştür. Sweet. Oh şaka pa abi. Oh bu sesleri duyuyor musunuz? Bu sesleri duyuyor musunuz? Bunlar hep para sesleri. Bunlar hep şaka pa sesleri. Ben bunu da alırım bu arada. Ya ağırlık taşıyorum ama zaten burada yer. Yavaş yavaş gideceğiz artık. Gel Preston. Ha gel. Korkuttun bir ara Preston. Sen tamamsın. Senin üzerin oğlum ne kadar karizmatik görünüyorsun ya. Yani biz de yavaş yavaş yürüyoruz ama şu an Osman'ın bu yavaş, ağır, sağlam yürüyüşü her bir adımı çorak toprakları titretiyor. Her bir adımı çevredeki düşmanlara gelişinin, zaferinin haberini getiriyor. Her bir adımı biraz biraz değiştiriyor bu dünyayı. Merhabalar. Çiftçi. Şimdi yavaş yavaş kalkacak. Yavaş yavaş kalkacak. Ben gecenin köründe gittim indirdim ama sen neden tabii hızlı hızlı kalkmıyorsun ki? Sana bela yapan mı vardı? Sonuçta yani değil mi? Güzel. Şimdi bana iyi haber ver lütfen. Ha. 92 kapak bunlar. 92 kapak. Kapak bunlar hep. Şimdi Preston bunu beğenmiştir. Preston bunu beğendin mi? Beğen lan şerefsiz. Yardım ettik insanlara. Alo. Şşş. Beğen lan bunu. Hocam, hey. Benimle konuşmak istediğim bir şey vardı senin illaki. Sohbet. What are you thinking about? I don't think the Brotherhood is here to bring peace and freedom to the Commonwealth, General. Kardeşlik daha gelmedi lan gerizekalı. That was all I had. Okay. Abi okey şimdi. En başından yapmak istediğim olay. Nerede lan bu şey? Ha şurada. En başından beri yapmak istediğim olaya geçiyoruz. Abi. Artık burayı kullanabildiğimiz için ben bu workshop'un içine bütün şeyleri atabilirim. Bütün hurdaları attım. Ve şimdi biraz olsun rahatım. Ve buraya ben şeyi de kurabilirim şu an. Dur bakayım yapılar. Defans kuralım önce. Önce defans mı kuralım? Yok önce şeyi kurayım dur. Diğerini her türlü yaparız. Üretim abi. Dur üretim. Silah masası. Silah masası. Hah silah istasyonu. Ay silah istasyonu evet. Preston gel buraya Preston. Preston neredesin? Ya salak neden burada duruyorsun? Heads up. Just point me to it. Bana elindeki bütün silahları veriyorsun. Hatta bir şey bana elindeki bütün yok bütün her şeyi verme ama bunu alacağım, bunu alacağım, bunları alacağım, bunları alacağım. Ay. Ya şu an var o kadar farklı bir yerdeyiz ki artık. Dur atölye değil. İlk önce silah masası. Çünkü burası bizim yaptığımız silah masası. Tarihte ilk defa kendi yaptığımız silah masasında yapıyoruz silahları. İlk kez kendi silah masamızı kullanıyoruz. Hadi bakayım. İlk önce bunları parçalıyorsun. Evet. Oh. Oh ne güzel. Oh. Boru otomatik tabanca. Parçala. Aslında bir tanesi kalsın. Boru tabancanın kendisini parçala. Ya da dur. Bunlar kalsın seni parçalıyorum. Seni de parçalıyorum. Kısa güçlü pompalı. Gerek yok. Kısa boru altı patlar tüfek kalsın. Kısa boru tüfeği parçalayabilirim. Kısa pompalıyı da parçalayabilirim. Üf. Üf. Öf. Öf. Vidalara bak. Şu gelenlere bak. Ah. Arkadaşlar bu ne ya? Ya o gün var ya o gün size bahsettiğim o gün o kadar hızlı bir şekilde yaklaşıyor ki şu an. Bu arada elimizde bir sürü şey de var ha. Kısa otomatik boru tüfek. Dur seni şey yapıyorum evet sana gerek yok.
Okey, elimizde şu an 6 silah var. Zaten bunların... Seni kullanmayacağım kardeşim. Ghost Slayer'ı seni kullanmayacağım. Seni satarım. Sen işime çok yaramadın. Boru tabancayı da ne kadar kullanırım bilmiyorum. Ama... Otoritede bakalım. Önce yapmam gereken bazı şeyler var mı? Hiç yok. Otorite zaten olabildiğince iyi. Müthiş bir silah. Sen müthiş bir silahsın ve lütfen olduğun gibi kal. Sen de değiştirmem gereken hiçbir şey yok. Kısa boru altı patlar tüfeğe geldim. Standart gövde yerine şöyle... Aa, 308'lik koyabiliyorum ha. Ve 42 vuruyor. Neyse, şu an için güçlü gövde yapalım. Çünkü şu an bunu yapamıyorum. Balistik için üçüncü şeyi gerekiyor. Şu an için güçlü gövde. Harika. Standart namlu. Kısa hafif namlu. Geliştirilmiş uzun kanatlı namlu mu? Üstün menzil ve keskinlik. Daha iyi tepme. Kötü kür atışı sabitliliği. Değer 54. Değer üzerinden birçok şeyi hesaplayabiliriz ya. Tamam, sen gel. Ama senin zaten kabzanı değiştirmemiz lazım. Nişancı kulpu. Harika. Ben sana neden namlunu şey yapamadım ki? Üstün geri tepme, menzil, tekli ve isabetlilik. Ben bunu yapacağım. Bu daha iyi görünüyor. Diğeri çirkin görünüyor. Nişangah. Parlak nişangah. Sanırım parlak nişangah daha iyi ya. Standart namlu, dur. Küçük süngü yok. Büyük süngü hayır. Düzenleyici namlu freni. Bu çirkin. Bunu yapmayacağım. Bu mu bu mu? Sanırım bu. Menzil düşürüyor ama çok da şey değil yani. Böyle daha iyi sanırım. Geliştirilmiş geri tepme. Olağanüstü geri tepme. Geri tepme kontrolü ha. Bu daha iyi görünüyor ama. Ben bunu alacağım. Abi hasar 57 lan bunun artık. O süper 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 güzel. Yeni bir silahımız var. 57 vuran yeni bir silahımız var. Düzenleyicili güçlü boru altı patlar tabancası olmayacak bunun ismi. Lütfen isim önerilerinizi yine bekliyorum silah ismi için. Bunun ismi başka bir şey olsun, bu olmasın. Ama ben bunu kesinlikle favorilere ayıracağım. 2 numaraya geliyorsun sen. Okey, 1 numarada otoritemiz var. 2 numarada yeni silahımız var. Güzel mermisi olan. Biraz yavaş vuruyor ama olsun. Çünkü diğerleri, diğer türlü kötü tüfekler falan kullanıyoruz. Kötü tüfek istemiyorum. Abi ne güzel ya. Hafifiz, iyiyiz. Mesela şuraya da bütün şeyleri atabilirim ha. Bütün hurdaları aktarıyorum. Oh, şura bak. Ne kadar hafif olduk. Ne kadar hafif olduk. Üç numarada bu silah var. Bu silahı değiştireceğim. Bu şimdilik yine kalsın. Yani bu silah Deathclaw'larla falan savaşırken veya arada çok güçlü düşmanlara denk gelmişken işe yarıyor. Çok işe yarıyor. Ayya karşı savaşırken işimize yaradı. Ölümcül pençeleri karşı savaşırken işimize yaradı. Mire Lurk'lere karşı savaşırken işimize yaradı. Bizi çok zor durumlardan kurtarabiliyor. O yüzden bu kalsın ama seni değiştireceğim. Senin yerine başka bir şey lazım. Peki senin yerine ne yapacağım ben? Öncelikle seni şuradan bir alayım ben. Bu boru tabanca üzerine biraz oynayalım bakalım. Hangi noktaya getirebiliriz? Standart gövdeyi geç. 45 gövde yaparsam 35'e düşüyor ama ben 35 olmasını istemiyorum ki. Oo. Ayarlı güçlü gövdeleri 30 vuruyor. 30 vursun o zaman. Hadi bakayım. 30 vursun. Azam kaz. Koçan namlu. Bu olmuyor. Uzun kapılı namlu kalsın. Uzun kapılı namlu güzel de. Şarjör değiştiremiyorum çünkü zamk lazım. Tamam, aramak için etiketle bakayım. Bundan sonra zamkı da arayacağız. Sanırım başka bir şey de yapamıyorum ha. Standart kup kaldı burada. Neyse tamam, bu böyle kalsın bu bir süre. Gel bakayım, sen artık böyle standart bir köy değilsin kardeşim. Güzel, gel bakayım. Seni ben artık başka bir yere gönderebilirim ki bu muazzam bir olay. Seni alıyorum. Leşçi kıyafetlerini kesinlikle kullanmıyorsun, bunu veriyorsun. Lan ben senin elinden şeyi aldım, o kötü oldu, dur. Sen ilk önce postacı şapkasını bir al. O postacı şapkasını giyiyorsun.
basına böyle olursa bu çok dur, çok farklı bir sinema zırh. Şunu alırsan tamam, hadi böyle ol, böyle iyi. Şunu alayım mı senden? Karşım selam. Şimdi seni dur. Seni lan, seni seçmek istiyorum ha. Tedarik hattı kurabiliyoruz artık ya. İşte bu Yıldız Işığı Sineması'na tedarik hattı kuracağım. Artık sen oraya gidiyorsun. Ve bunu yaptığımız için de şöyle gösterebilirim size bunu. Abi müthiş bir şey bu ya. Tedarik hatlarını gösteriyorsun. Evet, artık kesişen yollardan Yıldız Işığı Sineması'na, sinemadan tarlalara tedarik hattı var. Yani bu iki yerin bundan sonra ortak ham madde envanteri olacak. Ve bunu bütün yerleşimlere kurabiliyorum. Harika bir şey abi. Ve bunu yapacağız. Yavaş yavaş bunu yapacağız. Ve ek olarak şey de yapabiliyorum yani. Hoş, buraya daha bir şey kuramıyorum çünkü zamp gerekli ama. Neyse. Aa, evet ahbaplarım. Yeni bir çağa girerken de Osman'ın maceralarında artık Osman'ın karizmasının, önderliğinin bu topraklara vereceği yolun çizgisinde artık böyle bir sürü şeyin ortaya çıkacağı belli olduğu bir döneme giriyoruz. Gelecek videodan itibaren dönemin ilk somut etkilerini görmeye başlayacağız. Ve izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Keyif aldıysanız beğenip paylaşmayı unutmayın. Daha fazlası için abone olabilir, destek olmak için aşağıdaki katıl butonundan kanala üye olabilirsiniz. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hayatlı yüksek çözünürlükte kalmanız dileğiyle. Bye bye.